Merhaba arkadaşlar. Öncelikle Sevgililer Gününüz kutlu olsun. Bugüne özel bir video hazırladım. Dünyada yaşanan olaylar ve bu olayların aşka etkisi. Aşkın evrimi, sinemadan sonra da aşk ve sinemanın gelişimi. İlginç bir araştırma oldu benim için. Sizin için de ilginç olacağını düşünüyorum. İyi seyirler diliyorum. 1000 ve 1200 arası aşk farklı coğrafyalarda ve kültürlerde çeşitlilik gösteriyordu. Avrupa'da feodal sistem ve Hristiyanlık etkiliydi. Şövalyelik aşkı, trubadur şiiri yaygındı. Orta Doğu'da aile ve hiyerarşi önemliydi. Asya'da Konfüçyüsçülük ve Taoizm etkiliydi. Aşk romantik şiir ve edebiyatta temaydı. 1300-1400 yılları arası Hristiyanlık aşkın Tanrı sevgisiyle bağlantılı olduğunu vurguladı. Dinin etkisiyle platonik aşk ön plana çıktı. Şövalyelik aşkı ve kuralları ortaya çıktı ve yayıldı. Evlilikler çoğunlukla ekonomik sebeplerle önceden ayarlandı. Halk arasında faydacı, amaca hizmet eden ekonomik çözümler önce geliyordu. 1500-1600'lü yıllarda evlilikler aile menfaatleri ve ekonomik çıkarlar için yapılıyordu. Genellikle önceden ayarlanırdı. Aşk ekonomik ve sosyal statüden sonra gelirdi, ikinci plandaydı. Sınıf farklılıkları aşkın önünde bir engeldi. Kilise dışa dönük aşkı günah olarak görüyordu. Romantik idealler edebiyatta ve sanatta gelişti. Kadınların konumu zordu. 1700-1800'lü yıllar arası romantik idealler ve duygusal ifade arttı. Evlilikler genellikle sosyal statü ve ekonomi için yapıldı. Sınıfsal farklılıklar aşkı etkiledi. Kadınlar duygularını gizlice ifade etmek zorunda kaldı. 1800-1900 yıllar arası romantik aşk fikri popüler hale geldi. Evliliklerde duygusal sevgi daha önemli olmaya başladı. Sınıfsal farklılıklar ve cinsiyet rolleri insanların aşk hayatlarını etkiledi. Boşanma nadirdi ve hoş karşılanmazdı. 1910-1920'ler, Birinci Dünya Savaşı, Rus Devrimi, İspanyol Gribi, Titanik battı, Versay Anlaşması. Birinci Dünya Savaşı sonrası ekonomik belirsizlikler ve kıtlık. Romantizmi ve evliliği ertelemeye yol açan açlık. Kadınların oy hakkı gibi sosyal değişimler. Cinsiyet rollerini ve romantik ilişkileri sorgulamaya başlar. Romantizm edebiyatı popülerliğini korur. Fakat savaşın yarattığı travmalar ve umutsuzluk edebiyata da yansır. Sessiz filmler dönemiydi. Sessiz filmlerin altın çağıydı. Ekonomik zorluklara rağmen romantik filmler izleyicilere bir kaçış ve umut kaynağı sağladı. Savaşın yarattığı travmalar romantik ilişkilerde güven ve sadakat gibi kavramları sorgulattı. Charlot ve Carmen, Carmen operasının bir parodisi olan 1915 yılı Amerika yapımı bir film. Baştan çıkarıcı bir çingene kadın bir kaçakçılık işine izin vermek için aptal bir memuru etkilemek üzere gönderilir. Kaçakçılar karaya çıkar. Liderleri kaçak malları kasabaya getirebilmek ve Don Jose'yi cezbetmesi için çingene Carmen'i gönderir. Charlie Chaplin burada memur rolündedir. 1920-1930'lar arası Mısır'ın bağımsızlığı, Tutankamon'un mezarının keşfi, penisilinin bulunması, Avrupa'da faşizmin yükselişi, Cumhuriyetimizin kuruluşu, Amerika'da Cumhuriyetçilerin egemenliği. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından kükreyen 20'ler olarak bilinen bir coşku ve yenilik dönemi yaşanıyordu. Bu romantik ilişkilerde de özgürleşmeye ve yeni deneyimlere açıklığa yol açtı. Savaşın yıkıntıları ve yeni rejimlerin yükselişi ile sanatsal ve ekonomik dalgalanmaların yaşandığı bir dönemdi. 1920'lerin ortasında ekonomik canlanma ve caz çağı yaşandı. 1929'da Amerika'da başlayan büyük buhran tüm dünyayı etkiledi. Milyonlarca insan işsiz kaldı, yoksulluk ve açlık arttı. Şafak, en iyi görüntü ve en iyi kadın oyuncu Oscar'ını kazanmış 1927 Amerika yapımı bir film. Taşra'da tatil yapan kentli bir kadın, Varalı genç ve evli bir çiftçiyle ilişki yaşar ve adamı karısını öldürüp onunla birlikte büyük şehre taşınmaya ikna eder. Adam karısıyla beraber şehre giderken binecekleri teknede bir kaza planlar. Ancak vicdanı bunları yapmaya el vermeyen çiftçi karısına yeniden aşık olur. 1930-1940'lar Amerika'da kirli 30'lar denilen ve 5 yıl kuraklığa sebep olan kum fırtınaları. Büyük buhranın etkileri devam etti. İşsizlikte artış, üretimde düşüş ve yoksulluk gibi birçok soruna yol açtı. Faşizm ve Nazizm gibi totaliter ideolojilerin yükselişi, Avrupa'da ve diğer bölgelerde siyasi gerilimlere yol açması, Almanya'da Hitler'in Nazi Partisi'nin iktidara gelmesi, İkinci Dünya Savaşı'nın başlaması, Art Deco, caz müziği ve Hollywood sineması gibi yeni sanat ve kültür akımları bu dönemde popülerlik kazandı. Aşk yine savaşın ve açlığın gölgesinde kalmıştı. Savaşın ayırdığı aşıkların trajedisi romanlara ve filmlere konu oldu.
Rebecca, 1940 yılı Amerika yapımı, iki Oscar ödülü almış bir film. Yeni evlenmiş ve kocasına çok aşık olan genç bir kadın, kocasının malikanesine taşındıktan sonra evin ilk hanımının kendisi olmadığını öğrenerek büyük hayal kırıklığı yaşar. Kocasının ilk eşi olan Rebecca, gizemli bir şekilde ölmüştür fakat her nasılsa ev hala Rebecca'nın hakimiyetinde gibidir. Öyle ki evin çalışanları bile kendisini evin hanımı gibi görmez. Genç kadın Rebecca'yı evden ve kocasının zihninden silerek kendini kabullendirmeye çalışsa da pek başarılı olamayacaktır. 1940 ve 50'ler İkinci Dünya Savaşı devam etti. Hiroşima ve Nagasaki'ye atom bombası atıldı. Amerika ve Sovyetler Birliği arasında gerilimli bir dönem olan Soğuk Savaş başladı. Savaşın ardından barışı korumak ve uluslararası işbirliği sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler kuruldu. Bu dönemde teknolojide önemli gelişmeler yaşandı. Amerika'da ekonomi büyük bir hızla düzelirken Avrupa ve Asya ekonomileri yıkıma uğradı. Bu dönem sinema tarihinde altın bir çağ olarak kabul edilir. Bu olayların gölgesinde aşk ve romantizm filmleri izleyicilere büyük bir teselli ve kaçış imkanı sunmuştur. Aşk yine savaşın gölgesinde kalsa da bir şekilde bir yerlerden yeşeriyordu. Casablanca 1942 yılı Amerika yapımı bir filmdir. İkinci Dünya Savaşı'nda efsanevi bir direniş örgütünün lideri olan Victor, Alman toplama kampından kaçıp Casablanca'ya varır. Hedefi Lizbon'a, oradan da Amerika'ya sığınmaktır. Fakat tüm umutları şans eseri Casablanca'nın en meşhur gece kulübünün sahibi Rick'e bağlıdır. Rick, kaçış için gerekli pasaportlara sahip tek kişidir. Ancak Rick'in Victor'un yakalanması veya öldürülmesi için de bir sebebi vardır. Victor'un karısı, Rick'in bir zamanlar kendisini terk ettiğine inandığı ve kalbinin derinliklerine gömdüğü büyük aşkıdır. 1950-60'lar, Soğuk Savaş zirveye ulaştı. Kora Savaşı ve Makartizm gibi siyasi baskılar sanat ve edebiyatı etkiledi. Savaş sonrası dönemde Amerika ve Batı Avrupa'da refah arttı. Sanayileşme ve tüketim hızlandı. Ancak Asya, Afrika ve Latin Amerika'da yoksulluk, sömürgecilik, darbeler, iç savaşlar gibi sorunlar devam etti. Sputnik uzaya fırlatıldı. Geleneksel aile değerlerinin hakim olduğu bir dönem. Geleneksel değerlerin yanında yeni fikirler ve akımlar da ortaya çıktı. Romantik aşk filmleri ve edebiyat eserlerinde idealize edilmiş bir aşk anlayışı hakimdi. Fantastik ve bilim kurgu gibi türler artmaya başladı. Hollywood'un altın çağı, müzikal, western ve romantik gibi türlerin popülerliği. Ekonomik refah, romantik filmlerde ve edebiyatta tüketim ve maddiyatçılık odaklı bir bakış açısına yol açtı. Aile ve evlilik kurumuna vurgu yapıldı. Televizyonun yaygınlaşmasıyla sinemaya olan ilginin azalmasına karşın sinema gelişmeye devam etti. Roma Tatili, Audrey Hepburn'e en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandıran bir filmdir. Bir modern zaman prensesinin kraliyet dayatmalarına karşı gelerek tek başına Roma'yı keşfe çıkmasının hikayesini anlatır. Burada gazeteci kimliğini saklayarak ilginç hikayeler peşinde koşan Amerikalı bir gazeteciyle tanışır. Ancak planı ikilinin birbirine aşık olmasıyla suya düşer. 1960-70'ler, Soğuk Savaş devam ediyor. Vietnam Savaşı, Sivil Haklar Hareketlerinin yükselişi. Siyasi ve toplumsal açıdan oldukça hareketli bir dönem. Berlin Duvarı yapıldı. Kennedy suikasti, aya iniş, ekonomik büyümenin devam etmesi, fakat savaş maliyeti ve enflasyonun artması. Geleneksel aile değerlerinin sorgulanmaya başlaması. Cinsel özgürleşme ve feminizm akımlarının etkisiyle aşk anlayışında değişimler yaşanması. Hollywood'un altın çağının sona ermesi. Avrupa sinemasının yükselişi. Yeni dalga akımı ve deneysel filmlerin artması. Postmodern edebiyatın yükselişi. Deneysel ve absürt edebiyat eserlerinin artması. Siyasi ve toplumsal meselelere değinen eserlerin yanı sıra fantastik ve bilim kurgu gibi türlerinde popülerliği, rock'n'roll müziğinin yükselişi. Bu yıllar Türk sinemasında da çok sayıda film yaratılan yıllardı. Daha çok aynı konularda basma kalıp melankolik aşk filmleriydi bunlar. Severin, Paris'te yaşayan, görünürde mutlu bir evliliği olan, her şeye sahip güzel bir kadındır. Doktor olan kocası Pierre'e karşı soğuktur. Hatta aralarında fiziksel bir ilişki olmadığı da sezilir. Ancak bu soğuk sarışının ruhunda fırtınalar kopar. Bir gün kendisinde gözü de olan aile dostları Henry'den seçkin bir randevu evinin adresini alır ve öğleden sonraları bu lüks genel evde çalışmaya başlar. Buradaki yeni adı Gündüz Güzeli'dir. (1970-80 yılları arası) Soğuk Savaş devam ediyor. Vietnam Savaşı bitiyor. Amerika'da Watergate skandalı. İran devrimi ve Sovyetler Birliği'nin Afganistan işgali, 1973 petrol krizi ve devamında ekonomik durgunluk. Enflasyon artıyor ve işsizlik yükseliyor.
Çernobil faciası, Berlin duvarı yıkılıyor. Vietnam Savaşı'nın etkileri edebiyatta ve sinemada devam ediyor. Savaşın yarattığı travmalar, protesto hareketleri ve toplumsal değişimler filmlere ve romanlara yansıyor. Cinsel özgürleşme ve feminist hareketlerin etkisiyle aşk anlayışında daha bireysel ve eşitlikçi yaklaşımlar ortaya çıkıyor. Geleneksel olmayan ilişkiler ve alternatif yaşam tarzları daha fazla olmaya başlıyor. Yeni Hollywood akımı eleştirel ve gerçekçi filmler sunarken Alman yeni dalgası ise umutsuzluğu ve toplumsal sorunları işliyor. Bilim kurgu, fantastik ve macera filmlerinin popülerliği artıyor. Jean evlilik hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da evlenince oturmak için bir ev arar. Bir gün çok beğendiği bir evi gezerken çok ilginç ve garip bir adamla tanışır. Paul kendinden yaşça büyük ve tanıdığı bütün erkeklerden farklı bir adamdır. Aralarındaki çekime karşı koyamaz ve birlikte olurlar. Uzunca bir süre sadece birlikte olabilmek için bu evin çatısı altında buluşacak ama birbirlerinin dışarıdaki hayatlarına dair hiçbir soru sormayacak ve hiçbir şey bilmeyeceklerdir. 1981-1990 yılları arası, Soğuk Savaş'ın son aşaması, Sovyetler Birliği'nin çöküşü, komünizmin Avrupa'daki hakimiyeti sona eriyor. Amerika'da Ronald Reagan'ın muhafazakar politikaları hakim. Uzay mekiği felaketi, kara pazartesi, 1980'lerin başındaki ekonomik sıkıntı, sonlara doğru tekrar bir büyüme. Teknoloji ve iletişim alanındaki gelişmeler hızlanıyor. Bilim kurgu ve fantastik filmler, Avrupa sinemasındaki farklı akımlar. AIDS'in ortaya çıkmasıyla cinsel ilişkilerde daha fazla güvenlik ve sorumluluk bilinci öne çıkıyor. Bireysellik ve özgürlük vurgusu devam ediyor. Ancak aile ve romantik ilişkilerde de yeni arayışlar ve değerler ortaya çıkıyor. Harry Sally ile tanışınca Amerika romantik komedi filmi. O yıllar bir insanı tanımanın dünyayı keşfetmek kadar heyecan verici olduğu yıllar. Harry ve Sally birlikte Chicago Üniversitesi'nde okudukları halde ancak mezuniyetten sonra aynı arabayla New York'a giderken tanışır. Yolda uzun uzun sohbet ederler ve kadın ile erkek sadece arkadaş olamaz kanısına varırlar. New York'a varınca ikili kendi hayatlarını yaşar ancak arada görüşüp birbirlerine olan bitenden bahsederler. Bir gün Harry eşinden, Sally de sevgisinden ayrılır ve karşılaştıklarında aralarında iyi bir dostluk başlar. İkili artık birbirine aşık olmamak için büyük çabalar sarf edecektir. 1991-2000 yılları arası Soğuk Savaş'ın sona ermesi. Tek kutuplu bir dünya düzeni. Sovyetler Birliği dağılıyor. Doğu Avrupa'da siyasi ve ekonomik dönüşümler, Körfez Savaşı, Balkanlar'da savaşlar ve etnik çatışmalar, Oslo Barış Anlaşması, Prenses Diana'nın ölümü, Google'un kuruluşu, Euro'nun kullanıma girmesi, küreselleşmenin hızlanması ve internetin hayatımıza girmesi, uzay istasyonu kuruluyor, Yıldız Savaşları ve Matrix gibi filmler gişe rekorları kırıyor. Avrupa sinemasında ise farklı akımlar öne çıkıyor. Kurgu dışı eserler ve otobiyografiler popüler hale geliyor. İnternetin ve sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla sanal ilişkiler ve flörtler artıyor. Aile ve romantik ilişkilerde daha fazla eşitlik ve saygı vurgusu öne çıkıyor. Farklı cinsel yönelimler ve kimlikler daha görünür hale geliyor. Mesajınız Var 1998 yapımı Amerika romantik komedi filmidir. Joe, kitap marketleri zinciri sahibi bir patrondur. Caitlin ise işlettiği küçük kitapçı dükkanı ile Fox'un acımasız rekabetine karşı koymaya çalışan küçük bir işletme sahibidir. Kader bu iki ayrı insanı internette karşı karşıya getirir. 2001-2010 yılları arası, 11 Eylül saldırıları ve küresel terörle mücadele, Irak Savaşı ve Orta Doğu'daki istikrarsızlık, 2008 mali krizi ve küresel ekonomik durgunluk, teknoloji alanındaki gelişmeler ekonomiyi dönüştürdü ve yeni iş imkanları yaratırken bazı sektörlerde iş kaybına da neden oldu. Artan gelir eşitsizliği ve sosyal adalet tartışmaları, süper kahraman filmlerinin popülerliği ve gişe rekorları, distopik ve apokaliptik romanların popülerliği, gençlik edebiyatının ve fantastik romanların yükselişi, blog ve sosyal medya yazarlığı, internet ve sosyal medya flört uygulamaları, sanal ilişkiler ve iletişim biçimlerinin değişmesine yol açtı. Eşcinsel evlilik hakları mücadelesi birçok ülkede başarı kazandı ve toplumsal kabul giderek arttı. Cinsellik ve kimlik konularında daha fazla açıklık ve çeşitlilik oluştu. Sil Baştan 2004 yılı Amerika yapımı bir romantik bilim kurgu filmidir. Joel, eski sevgisi Clementine ile yaşadıkları 2 yıllık ilişkiye dair tüm anılarını gizemli tıbbi bir müdahale ile kafasından sildirir. Bunu öğrenen Joel çok üzülür ve aynı prosedürü kendi üzerinde uygulatmaya karar verir. Bütün anılarını sildirmek için derin bir uykuya yattığında gözlerinin önünden Clementine ile yaşadığı günler geçer. 2011-2020 yılları arası Arap Baharı ve Orta Doğu'daki değişimler, savaşlar, çatışmalar ve siyasi zulümden kaçan insanların sayısı arttı ve mülteci krizi küresel bir sorun haline geldi. Akıllı telefonların yaygınlaşması ve mobil internetin gelişmesi,
paylaşım ekonomisinin yükselişi, Uber, Airbnb, yapay zeka ve otomasyonun iş dünyasındaki etkileri, otobiyografik ve yarı otobiyografik romanların artması, sosyal medya ve dijital platformlar yazarların okurlarla etkileşimini ve eserlerinin yayılmasını kolaylaştırdı. Netflix, Mubi gibi platformlar film izleme alışkanlıklarını değiştirdi ve bağımsız filmlere erişimi kolaylaştırdı. Polyamori ve ilişki biçimlerinin çeşitliliği, online tanışma ve flört uygulamaları aşk ve ilişkilerde yeni bir trend haline geldi. Her 2014 Amerika yapımı bir romantik bilim kurgu filmidir. Theodore hayatını yakın gelecekte nadir bulunan bir şeye dönüşmüş olan el yazımı mektupları yazarak kazanır ve bu yıllarda insanların işlerini artık bilgisayar programları yerine getirir. Theodore karısından boşandıktan sonra bir apartman dairesine taşınır ve burada yaşamaya başlar. Bir gün bir yapay zeka telefon uygulamasıyla konuşmaya başlar. 2021-2024 yılları arası COVID-19 pandemisi, siyasi ve ekonomik kırılganlık ve küresel işbirliği, ekonomik durgunluk ve işsizlik, enflasyonun birçok ülkede artışı, popülist ve milliyetçi liderlerin çağı ve uluslararası ilişkilerde gerginlik, Rusya'nın Ukrayna'ya işgali, Avrupa'da yeni bir güvenlik krizi, İklim değişikliği ve çevre kirliliği endişeleri, yeşil enerjiye geçiş. Dijital platformlarda film yapımı ve dağıtımında önemli bir rol oynamaya başladı. Gelecek kaygıları nedeniyle distopik ve bilim kurgu romanları popüler hale geldi. Pandemi romantik ilişkileri, aşk yaşamını, aile yaşamını farklı şekilde etkiledi. Yakın ilişkilerin önemini vurguladı. Online platformlar ve sanal dünyalar aşk ve ilişkilerde yeni bir alan yarattı. Dünyanın En Kötü İnsanı 2021 yılı Avrupa yapımı bir kara komedi dram filmi. Oslo'da yaşayan 29 yaşındaki Julie'nin karmaşık ve kaotik hayatını anlatıyor. Julie tıp fakültesini bırakıp fotoğrafçılığa yönelmiş. Ama bu alanda da tam olarak kendini bulamamış. Aynı zamanda bir kafede garson olarak çalışır ve iki farklı erkekle ilişkisi vardır. Film Julie'nin bu ilişkilerini ve hayatındaki diğer zorluklarla başa çıkma çabalarını takip eder. Görüyorum ki kötü insanların verdiği kararlar insanlığı insanca yaşamaktan alıkoymuş. Ancak aşk bir şekilde her şeye rağmen ayakta kalabilmiş. Savaşların, açlığın, adaletsizliğin, haksızlıkların olduğu bu garip dünyada nadir bir çiçek gibi başını her seferinde kaldırabilmiş. Çok kısa zamanlarda da olsa tüm güzelliğiyle kokusunu dünyadaki kötülüklerin üzerine ipek bir örtü gibi örtmeye çalışmış. Görüyorum ki insanları rahat bıraksalar sevgi galip gelecek. Dilerim bu kötülük bitsin ve herkes birbirini sevsin. Sevgililer gününüz kutlu olsun, sevginize sahip çıkın.